Evet. O zaman gün doğdu bekleniyor. Sağlanıyor. Evet. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, merhaba. Nasıl? Görüntü iyi mi? İyi, gayet iyi. Tamam. Kıpırdamadan gayet güzel bir görüntü. Tamam. Şimdi Şuradayım. yine bu akşam konuğumuz Bir Gün Gazetesi'nin ekonomi editörü Ozan Gündoğdu. Geçen ya hafta yayın yapmıştık Ozan'la ama maalesef Türkiye'deki bu ekonomik sıkıntılar o kadar çok fazla ki yani bir programa aslında değil, bir değil birçok programa yetmeyecek düzeyde problem var ve konuşulması lazım. Çünkü hepimizin cebinden çıkan paralar bunlar ve nereye gittiği de meçhul tabii. Meçhul derken tırnak içinde meçhul. Ve çok büyük paralardan bahsediyoruz. Yani az buz paralardan bahsetmiyoruz. Yani eski rakamlarla böyle toplandığı zaman bir rakam veriliyor. Kentilyonlardan falan bahsediliyor. Yani bu boyutta paralardan. İşte biraz Ozan'la bugün o paralar nasıl çıkıyor? Hangi yöntemlerle çıkıyor? Niye kontrol edemiyoruz? Aslında biraz onu konuşacağız. Biraz da daha detaya inmeye çalışacağız. Özellikle şimdi Ozan şeyden başlayalım. İhale kanunundan başlayalım. Yani bizim bildiğimiz tabi bize yansıyan kadarını söyleyeyim. Detayı senden isteyeceğiz. Yani bu hükümetle beraber bir ihale kanununda sürekli bir değişiklikten bahsediliyor. Hatta sayısı konusunda bile spekülasyon yapılacak kadar ihale kanunu değiştiği söyleniyor. Bu ihale kanunu niye bu kadar çok değişti bu hükümet döneminde? Bu değişen ihale kanunuyla senin açından bir ekonomist olarak gözüne çarpan bizlere yansıyan kısmı ne yani bu ihale kanunundaki değişikliklerin kötü yansıyan kısımları veya bize kötü yönde yansıyan kısımları ne? Aslında şöyle, yani bence orada değerli olan ihale kanunu zaten şu herkesin malumu abi, sen de söylediğin üzere. Yani 100 küsür kere değişmiş, yani 18 yılda 100 küsür kere değişmiş bir ihale kanunu var. Bu kadar fazla değişiklik varsa demek ki bunun değiştirilmesini isteyen bazı odaklar var. Ben değilsem, sen değilsen, 83 milyona yaygın geniş kesimler değilse bunlar, demek ki bir kısım azınlık bunun değiştirilmesini istiyor. Değiştirilmesini isterken niçin istersiniz? Kendi menfaatleriniz için istersiniz. 100 kere yaptırılabiliyorsa demek ki bu, o artık yalama olmuş orası. Demek ki her istediklerini yaptırabildikleri bir düzenek kurmuşlar orada. Bir kere bunu bir tespit etmek lazım. İkincisi, artık vaziyet şu: ihale kanunu her ne kadar değişmişse de ihale kanununa uygun ihale yapılmıyor. Şimdi bizim ihale aslında ana başlığıyla, yani detayları olmakla beraber ana başlığıyla iki tip ihale var. Bir açık ihale, bir de kapalı pazarlık usulü denilen ihale. Normal şartlar altında, bu normal şartlar altında değil, gerçek anlamıyla söylüyorum. Normal şartlar altında şu kanun düzenlemesinde herhangi bir ihale yapacaksanız eğer siz açık ihale yapmanız lazım. Açık ihaleye herkes katılabilir. En düşük teklifi veren, yani kamuya ben bu işi 3 liraya yaparım, 5 liraya yaparım, 7 liraya yaparım diyen 3 kişi katıldı diyelim ki. 3 liraya yaparım diyenin kazandığı bir düzenek var orada, açık ihale düzeni. Fakat şimdi normal şartlar olmadığı takdirde de kanunda bir düzenleme yapılmış. Bu çok normal. Yani yönetim idareye ben de gelsem, siz de gelseniz, başka birisi de gelse böyle bir kanun maddesi koyar. Nedir o? Mesela bir deprem, bir olağan dışı bir durum oldu, yangın çıktı veya bir felaketle karşılaşıldı, bir köprü çöktü diyelim ki, veya savaş hali var. O köprünün bir an önce yapılması lazım. Açık ihale zaman kaybı olacak. Dolayısıyla hemen 5 ile sınırlı olmak üzere kişiyi çağırıyorum. Bu 5 kişi de 5 kişiyle pazarlık yaparak şey yapıyorum. Hemen alelacele veriyorum. Buna 21B olağan dışı usul diyorlar. Yani olağan dışı 21 sözde, yani kanunda 21. maddenin B bendinde geçtiği için 21B diye anılıyor. Hatta bu Sözcü Gazetesi'nden Çiğdem Toker, biliyorsunuz bu konulara çok üzerine gidiyor. Çiğdem Toker aynı zamanda kamu ihalelerinde olağan işler diye de sadece bu 21B'ye ilişkin dahi yazdı. Normal şartlarda %1 bile etmemesi gereken, yani ihale sayılarının %1'i bile etmemesi gereken söz konusu bu ihalelerin %70'inden fazlası 21B ile yapılıyor. Kanuna aykırı. Yani bir deprem yok, bir şey yok. Bu 21B ile ihale alanlara da bakıyorsunuz. İşte çeşitli şekillerde alabilirsiniz bunları. Behçete dersiniz, X dersiniz, Y dersiniz. Ama hep aynı şirketlere verildiğini görüyorsunuz.
O şu detayı soru vereyim. Yine sen açıklamalarına devam edersin. Netleştirmek için açık ihalede ihaleyi ilan ediyorlar gazete Evet. veya işte basın yoluyla. Pazarlık usulünde yine basın yoluyla ilan söz konusu mu? Hayır. Pazarlık usulünde ilan ediyor tabii. Yani bunu şey yapmıyor. Gizli kapaklı yapmıyor. Ama pazarlık usulünde siz isteyenlerin herkesin giremediği bir durum var. Siz çağırıyorsunuz. Yani idari olarak, kamu idaresi olarak sen gel, sen gel, sen gel diyorsunuz. Biz sizle pazarlık yapacağız. Burada 5 kişi de çağırmak zorunda değilsiniz. Mesela sadece Nasuh Bektaş'ı çağırıyorum. Artık kapı kapandıktan sonra açık da değil. Kapı kapandıktan sonra ne tip bir pazarlık döndüğünü bilmiyoruz. Ondan sonra işte şeyde internet siteleri vasıtasıyla, kamuya ait internet siteleri vasıtasıyla söz konusu duyurularını yapıyorlar. Diyorlar ki işte 21B ile yaptık. Mesela örnek vereyim ben size. KKTC su hattı projesi vardı. Türkiye'de Mersin'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir su hattı döşenecek. Bu su hattının döşenmesi için 21B usulü denendi. Halbuki yani bırakın bir doğal afeti, aslında açık ihale yapılıp, çok, çok büyük bir proje, açık ihale yapılıp kamunun menfaatine en uygun olanın seçilmesi gereken bir ihaleydi. Pazarlık usulü yaptılar. Pazarlık usulü yaptıkları ihaleye Kalyon kazandı. Kalyon aynı zamanda Turkuaz Meydanı'nda başındaki kişi. Fakat aradan şöyle problem çıktı. Bir sene geçti aradan. Söz konusu bu KKTC su hattı arızalandı. Yine 21B usulüyle yine Kalyon'a yaptırdılar. Yani burada artık sermaye ile, şimdi geçmişte de yani AKP öncesinde de hükümetlerle bazı sermaye grupları arasında ilişki vardı. Örneğin Cengiz Holding her ne kadar AKP'li gibi bilinse de aslında Mesut Yılmaz'ın yakın ilişkileri olduğu bir kişidir. Daha sonra hani Mesut Yılmaz siyasetten çekildikten sonra bu hale geldi. Fakat burada artık daha önce Cumhuriyet tarihinde görmediğimiz büyüklükte bir ikili ilişkiden bahsediyoruz ki bu ilişki ağı bir süre sonra bir gazetecinin bulabileceğinin sınırlarını zorluyor. Artık soruşturma izni olmalı bende ki, çünkü bir yerden sonra bulamıyorsunuz. Ya zaten Ozan hep böyle kesiyorum ama tam hani soracağın noktalara geliyorsun. Hatta bana da aslında soru böyle elimde hazır da sen Öyle. öyle güzel anlatıyorsun ki ben ihalenin alt başlığı derken pazarlık usulü, davet usulü o alt detayları soracağım. Zaten anlatıyorsun. Benzer hani noktalardan baktığımız için aslında ben bir konu başlığı söylesem gerisini sana bıraksam hepsini anlatırsın. Bu normal. Yani Röportaj teknikleri normalde mesela çok oluyor. Mesela sadece siyasiler değil, siyasilere verilmiyor da ne bileyim, bir akademisyen de bir şeyle röportaj yapıyorsun. Önden hazırlık yapmak için ya soruları bir gönderir misiniz diyor. Soruları göndermenin şöyle bir problemi var. Mesela soruları diyelim ki tamam tabii hocam siz hazırlığınızı yapın dediniz. Hani sonuç itibariyle bilimsel bir konu konuşacaksınız. Hazırlığınızı yapın dedik gönderdiniz ya. Şey yapmaz, size soru sormaya müsaade etmez. Hemen tokur tokur aklındakilerin hepsini söyler. O röportajda affedersin piç olur. Dolayısıyla biz böyle bir şey yapmadık ama demek ki denk geliyor yani. yani yok yok işte dediğim gibi ben hani şey olmasın diye hazırlıyorum ama bir konu başlığından zaten benim bütün hazırladığım her şey ve onu dedin yani rakamlar o kadar büyük rakamlardan bahsediyoruz ki yani bu kadar büyük rakamların bir de yani tam hani can alıcı noktalarını söylüyorsun zaten şimdi davet usulü diyor. Yani bu acele kamulaştırma diyorlar. Yani ve bu projelerin ne kadarı yani dediğin gibi olağanüstülüğe girer? Yani ortada böyle bir her projenin olağanüstülüğü gibi bir kavram var mı ki? Ya işte olan yoruma göre değişiyor işte. Şimdi yoruma göre değişiyor de deyince şundan bahsediyorum. Ben anayasa değişikliği zamanında da bu çok konuşuluyordu. Yani siz oraya yazıyorsunuz da sonuç itibariyle icra makamının yorumu önemli. Yazdığınız yazıyor. Şimdi terörle mücadele kanunundan bir albay da yargılanabiliyor. Gerçekten bir terörist de yargılanabiliyor. Bir başka kimse de yargılanabiliyor. Aynı terörle mücadele kanunundan. Çünkü yargılamak istediğiniz zaman siz elinize kötü niyetli bir, art niyetli birisini ver. İlker Başbuğ da TMK'dan aldılar yani. Çünkü TMK aynı TMK. Yani nasıl bir şey bu? O yüzden siz istediğiniz kadar doğru düzgün kanun yazın.
İstediğiniz kadar doğru düzgün kanun yazın. O kanunu art niyetli bir suistimal eden bir icra varsa ortada, o icra muhakkak işin sonunda şeye çıkıyor tabii, yani aynı kapıya çıkıyor. Türkiye'de de görülen, benim gördüğüm o. Kamu İhale Kanunu, işte mesela bizim iş hukukçuları çok bilirler bunu. Gerçekten işçinin yanında, gerçekten Avrupa standartlarında bir iş hukukumuz var. İş hukuku mevzuatımız var. Mevzuat öyle. Bugün mesela yine seninle şey yaparken gündemi takip ediyordum. İşte en son şey düştü mesela, bu Millet Bahçesi dediğimiz proje 13 eski rakamla 13 katrilyon gibi bir şeyden bahsediliyor bu proje. Dediğiniz gibi bu tür projeler de muhtemelen yine benzer usullerle yapılmış. Bir de bu kadar rakam buraya harcanmalı mıydı? Yani sizce? Yani yanlış bilmiyoruz değil mi? Geçen Kasım ayında Maliye Bakanlığı'nın sayfasından okuduk. Amerikan piyasasının 7 katı faizle Evet. 2,25 milyar dolar borç alındı. Öyle. Yani böyle bir borç aldın. Şimdi ihale kanunu ve ihale kanundaki şartları anladık. Yani bu acele kamulaştırmalar, davet usulü ihale kanunları ve orada uyguladıkları usulleri anladık. Bu kapsamda yapılan, tabii dedim, gerçekten çok mega projelerden bahsediyoruz. Bu projelerin tabii ki bırak aslında bütün şeylerin herhalde canlı yayınlarla falan olması lazım. Çünkü rakam çok büyük. Bu şehir hastanelerine gelelim. Yani gerçekten çok büyük bir meblağın konuşulduğu, hatta projenin belli miktarından sonra artık kamu özel idare işbirliğinden vazgeçilip sadece kamu yapımına geçildiğinden falan bahsedildi. O kadar detayını bilmiyorum ama böyle diye duydum. Bu şehir hastanesi nedir? Yapım şekli nedir? Yani mali açıdan yapım modeli nedir? Bunun sözleşme içeriği neden bizden saklanıyor? Senin öğrenebildiğin veya senin bize o sözleşmeden yansıtabileceğin, ya bu şehir hastanesi gerçeği nedir? Şöyle, şehir hastanelerinin ne olduğunu aslında, işte görüntüsünün ne olduğunu biliyoruz. Mesela Ankara için numuneyi, Ankara'nın en köklü hastanelerinden bir tanesi, numuneyi kapatıp veya işte kentteki bazı hastaneleri kapatıp bunu kadrolarıyla beraber, artı makinalarıyla beraber kentin biraz daha dışında büyük bir binaya taşıma projesi. Yani görüntü aslında bu. Dolayısıyla yatak kapasitesini kendisi kadar arttırmayan, çünkü başkaca hastanelerin de kapatılmasına sebep olan bir proje. Bu projenin bilimselliğini tıp insanlarına bırakıyorum. Çünkü konuya ilişki iletişim yayınlarından da Şehir Hastane, Kayıhan Pala'nın derlediği güzel bir de kitap çıktı. Konunun uzmanı birçok isim var. O isimlerden bazıları şunları söylüyor örneğin. Yani ben konunun uzmanı olmadığım için söyle, yani şey yapamayacağım bunu, ama sağlık sisteminin mümkün olduğunca flexible, esnek, mümkün olduğunca kentin yakın alanlarına küçük küçük yerleştirilmesi daha verimlidir tartışması var bir kere. Bunu yapmıyorsunuz, büyük bir şey yapıyorsunuz. Şimdi proje şu, bunun finansman modeline geldiğimiz zaman proje şu. Bir müteahhite cebinizden tek kuruş para çıkmadan, burada Erdoğan haklı, cebinizden tek kuruş para çıkmadan hastaneyi yaptırıyorsunuz. Hastaneyi yaptırdıktan sonra fakat yaptığınız sözleşme gereği siz sonuç itibariyle vatandaşlarınız bu hastaneden hizmet alacaklar. Artı bir de bu hastaneyi bu müteahhit hayrına yapmamış, kamuya kiralamış. Dolayısıyla kamu ona kira ödeyecek. Dolayısıyla kamu bu hastane sahibine bir kira ve artı hizmet bedeli olarak bir para ödüyor. Şimdi hastane zengini olan burada Rönesans Holding. Yani daha çok hastanelerde gördüğümüz şehir hastanelerinde projelerine giren şirket Rönesans Holding. Rönesans Holding'in özelliği aynı zamanda sarayı da yapması. Yani Aksaray'ın da müteahhiti Rönesans Holding. Kaldı ki Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmalarından bir tanesi, yurt dışında da iş yapıyorlar. Şimdi zaten proje, o problem oradan sonra ortaya çıkıyor. Bu kira ve hizmet bedeli denilen para bu hastanelerin inşaat bedelinden fazla mı, az mı? Eğer ki az ise kamu burada avantajlı. Çünkü iyi bir finansman modeli demek. Yani makul bir. Ama söz konusu bu inşaatın maliyetinin çok üzerindeyse, o zaman başka bir şey tartışmamız gerekiyor. Eğer azsa sadece şunu tartışabiliriz, ya bu verimli bir şey mi bu hastaneler? Ama çoksa artık başka bir kirli iş var. Şimdi kapalı bir, ele geçirilen bir belge değil. Her ay
Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı mali raporlarını yayınlıyor. İzleyenler rahatlıkla bulabilirler. Google'a Strateji Geliştirme Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yazın. Strateji Geliştirme Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı yazın. Çıkan ilk sitelerden bir tanesidir. Yani Sağlık Bakanlığı uzantılı, Gov.tr uzantılı, yani kamu uzantılı bir sitedir. O siteye girdikten sonra o sitede biraz şöyle kurcalayınca mali tablolar var. Kamu harcamalarının, şimdi çünkü bunları bulmak bir uzmanlık gerektiriyor. Ben de bu uzmanlığı saklama gereği duymuyorum. Yani mümkün olduğunca insanlar bu vaziyeti görsünler. Çünkü belge istiyorlar, belge orası işte. Bu mali tablolar ekonomik olarak sınıflandırılır, kurumsal olarak sınıflandırılır, fonksiyonel olarak sınıflandırılır. Eğer ki harcamanın fonksiyonuna göre ayıracaksanız, mesela eğitim harcamaları, sağlık harcamaları şeklinde yapacaksanız fonksiyonel. O konusu dediğimiz sitede mali tablolar kamu harcamalarının ya daha doğrusu Sağlık Bakanlığı harcamalarının fonksiyonel sınıflandırması yazan tabloyu indirsinler bilgisayarlarına. Yaklaşık 3 sayfalık bir doküman bulacaklar. 3 sayfa. İlk sayfanın sonunda yap işte devlet projeleriyle yapılan hastanelerin kira ve hizmet bedelleri alt alta yazar. Okumakta zorlanacaklar ilk başta çünkü yaklaşık 10 haneli bir rakam. 8 milyar sadece 2020 yılında verilen 8 milyar TL. Şimdi kaç tane hastane var? 13 tane hastane var toplam. 13 tane hastane sadece 2020 yılında Ocak ve Eylül arasında verilen. Yani 9 aylık süre içerisinde verilen para 8 milyar lira. Ya bir tane müteahhit çıksın, bir tane inşaat mühendisi çıksın, 8 milyar liraya kaç tane hastane yapılacağını hesaplasın. Bunu hesaplıyorlar. Makine mühendisi olası hesapladı, inşaat mühendisi olası hesapladı, çeşitli işte kamu kurumları hesapladı. Ya yüzde onlarca yapılabilir. Ben sadece ilk 9 aydakinden bahsettim. Şimdi temel problem şu ama. Söz konusu bu parayı verirken, bu bildiğiniz peşkeş. Söz konusu bu parayı verirken bir plan dahilinde de vermiş değiller. Yani torunlarımızdan çıkacak şekilde organize edilmiş durum. Bu parayı Sağlık Bakanlığı, demin bahsettiğim şekilde Sağlık Bakanlığı'ndan çıkıyor bu para. Sağlık Bakanlığı da doğrudan vergilerle finanse ediliyor aslında. Yani hazineden bir para alıyor. Hazineyi biz finanse ediyoruz. Bu paranın Sağlık Bakanlığı bütçesi içindeki ağırlığı giderek artıyor. Sorun bu. Çünkü şimdi benim bir bütçem var, bir cüzdanım var. Bu cüzdan içerisinde 100 birim param var. Bu 100 birim paramın 3 lirasını 2018'de ayırmışım. 8 lirasını 2019'da ayırmışım. Bu sene için 13,5 lirası şehir hastanelerine gitmiş paranın. Ama her artış başka bir yerden kısma anlamına geliyor. Çünkü sıkışıyorsunuz. Yani bir şeyiniz var. Bir sonuçta bak kısıtınız var. Bütçe kısıtı altında çalışıyorsunuz ve sıkışıyorsunuz. Ne oluyor mesela? Covid-19 meslek hastalığı sayılırken ya diyor bir insan yöneticinin aklına bir yandan da ya kardeşim meslek hastalığı sayalım şu kadar gider ortaya çıkacak da bir yandan da bizim bu kadar giderimiz var şehir hastaneleri yüzünden gibi bir problem ortaya çıkıyor. Yani temel şehir hastanelerinin temel şey bu, özetle bu. Tabii şehir hastanelerinin gitgide bütçede yükü arttıkça bu sefer de şehir içindeki üniversite ve devlet hastanelerinden vazgeçmek ve bu noktada zaten bu projenin de sen başında da dediğin gibi ve doğru söylüyorsun çünkü ben de az çok hani Tabipler Odası'nın bu konuda yaptığı bir çalıştay vardı. O çalıştay raporunu uzun uzun okudum. Benzer yani %100 örtüşüyor ve gerçekten de dünyada gelişen teknolojiyle hasta yatış günü azalmış durumda. Kapalı ameliyat dediğimiz daha teknik ameliyatlar yapılmakta. Şu an tabii özel bir durum var. Covid'den dolayı hastane kapasitesi lazım ama Covid-19 bittiği zaman, salgın dönemi bittiği anda hastanede yatış süreleri artık çok kısaldı. Artık dediğin gibi büyük kapasiteli hastaneler yerine daha küçük, daha merkezde. Bugün merkezdeki hasta devlet ve üniversite hastanelere giderse bunun iki büyük zararı olacak. Bir taraftan tıp eğitimi büyük bir zarara uğrayacak. Bir taraftan da şehir ve devlet üniversite ve devlet hastanelerini kaybettiğimiz için insanlar ne yapacak? Şehir içinde özel hastanelere daha çok ağırlık verecek. Şehir hastanesi Öyle sonuçta olacak. garantisi var, gelir garantisi var. Onlar için çok da şey olmayacak. Bir de bu hastanelerin bu kadar büyük yapılmasıyla kiranı bedeliyle bir bağlantısı var mı o zaman?
Yani bir kere bana öyle geliyor ki şimdi yeni bir şey yaptığınızı iddia etmeniz lazım. Şimdi Ankara'nın merkezi hastaneleri, örneğin Ankara Numune Hastanesi, uzun zamandır zaten hizmet veren bir hastane. O Numune Hastanesi'ni de bu arada Vehbi Koç yapıyor. Müteahhit de Vehbi Koç, yani ta 1920'lerin sonuna doğru. Şimdi yeni bir şey yaptığınızı iddia etmeniz lazım. İyi de hastanenin nesiye ne olur? Büyüklüğe ne olur? İnsan ilk aklına geliyor. Demek ki daha büyük yapalım ki benim gözlemlediğim o. Yeni bir şey algısı yaratalım ve daha sonra problem çıkmasın. Bu problem bu arada tabii şöyle, bu finansman problemi şu anda bu yılın Sağlık Bakanlığı giderlerinin %13,5'u 13 tane şehir hastanesine kira ve hizmet bedeli diye verilmiş durumda. Bu çok ciddi bir para tabii yani. Gelecek zamanda bu %40'a çıkacak. Yani plansızlık derken bundan bahsediyorum abi. Yani problem, bunu da planlamamışlar. Yani burada peşkeş var ama burada planlı bir peşkeş de yok. Yarın ne yapacağız diye düşünülmemiş. Yarın ne yapacağız? Kesinlikle. Ben de söyleyeyim. Sağlık Bakanlığı bütçesi lüzumundan fazla büyütülecek. Yani nereden kısılacak? Ya işte Çalışma Bakanlığı'ndan kısarsınız, ya sosyal yardımlardan kısarsınız. Başka bir yerden kısıp Sağlık Bakanlığı'na bütçeyi fazla arttırırsınız. Çünkü Sağlık Bakanlığı halihazırda bu kadar parayı verip, hem aynı zamanda bu kadar parayı verip hem de cari giderlerini karşılayamaz duruma gelir. Doktora maaş veremezsiniz veya doktora maaş, dediğim gibi, zam vermezsiniz. En son işte en büyük problemlerden bir tanesi, Sağlık Bakanlığı aynı zamanda kamunun en büyük mal alıcısı. Çünkü sonuç itibariyle o sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün makine, teçhizat artı cari alımların hiçbiri Sağlık Bakanlığı'nın ürettiği şeyler değil. O medikal sektörü Sağlık Bakanlığı'na mal satıyor. Problem şu: medikal sektörüne Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık 19 milyar lira kadar borcu var. Ve bu borç ödenemiyor şu anda. Yani bu basit bir Google araştırmasıyla, işte medikal sektörünün borcu değil, Google'a böyle bir yazın, hakkında, bu konu hakkında onlarca haber görürsünüz. Dert yanıyorlar ve ödenemiyor dediğim şöyle 36 ay geçmiş vadenin üzerine mesela. Zaten geçen bir pazarlık falan usulü şeyi vardı, talepleri falan vardı bakanlıkla dediğim gibi. Yani çok kötü durumda. Şimdi bunu geçenlerde bu konu hakkında, hatta ABD Büyükelçisi de konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. O da kendi parasının derdinde. Diyor ki ABD ilaç şirketleri Sağlık Bakanlığı'ndan para alamıyor. Yani şimdi bir kere bizim adımıza utanç verici. İkincisi, şöyle bir finansal problem yaratıyor bu durum. Şimdi siz mal sattığınız kişiden para alamayacağınızı ya da alacağınız paranın bir sene sonra, 2 sene sonra olacağını bilirseniz, bu malı satarken Daha söz büyük. fiyatı da buna göre yansıtırsınız, değil mi? Bunu da yapıyorlar zaten. Yani normalde 3 liraya alınacak malı Sağlık Bakanlığı, söz konusu bu mali tedbirlere uymadığı için ya da uyamadığı için buna benzer problemlerle 5 liraya almak zorunda kalıyor. Borcu 7 kat almamızın altında yatan herhalde mali Aynen. tablomuz bozuk olmasından kaynaklanıyor. Yansıtıyor çünkü. Yani diyor ki ben bu parayı 3 sene sonra alacaksam, bu 3 senede enflasyon olacak. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ben bu parayı şimdi alsam, faize yatırsam zaten bu kadar para. Bunların hepsini fiyatın içine saklıyor. Geçenlerde bu konu gündem olduktan sonra A Haber'de takip ettim. Onlar da şeyde mesela işin gerçek yüzünü altına oyunca millete şey anlatıyorlar. Bu medikal şirketler işte Sağlık Bakanlığı'na parayı bu kadar pahalıya satıyorlar, mallarını. Evet öyle, bu sır mı? Yani sektörde şöyle bir iki kişiyle konuşun. Kendileri de söylüyor. Abi diyor, biz 2 sene sonra alacağımız parayı niye şimdi peşin paraymış gibi satalım diyor. Gerekçeyi söylemeden sadece haberi verdiği anda haberin kendisini bu şekilde verdiği anda dediğin gibi halkta suçlu olan medikal şirketlermiş gibi işte hükümetimizi sıkıntıya sokuyor. Kumpas aldılar hükümetimiz ama bunun nedenini bir kere bir söyleseler işte o kısmını söylemiyorlar. Ya şehir hastaneleri böyle büyük bir külfetten bahsediyoruz. Büyük büyük. Yani bu yıllar boyu ülkemiz halkın sırtında büyük bir kambur olacak görünen o. Ve ilerleyen yıllarda daha da bu büyüyerek devam edecek. Yine bu AKP dönemi yapılan büyük projelerden ve diğerlerine göre, emsallerine göre farklılıklar arz eden projeler. İşte bu yol, köprü, tünel gibi projeler.
Bu projelerde yani geçmiş yıllarda da bu ülkede her ne kadar onlar biz geldik işte elektriği gördünüz, buzdolabı gördünüz, emarı gördünüz deseniz de yani koskoca Boğaz'da iki tane köprü vardı onlar gelene kadar ama onlara göre yoktu o köprü. Geçen birine dedim de o çok güzel bir espri yapmıştı. Dedim ki bu hani normal fiyatla falan olsaydı ne olurdu falan diye, kaç köprü yapılırdı falan diye. O Boğaz alt geçit olurdu dedi. Dedi yani Boğaz'ın üstü tamamen köprü olurdu. Yani bu köprülerin maliyetleri niye çok yüksek? Niye bunlara böyle garanti ödeme yapıldı? Ve bu olağanüstü şartta bile oraya para ödeme durumunda kalıyoruz. Bunların hiçbiri düşünülmedi mi bu köprüler yapılırken? Ya şimdi orada problem benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi kapalı ihale ya da daha doğrusu 21B ihale usulünü konuştuk ya. Pazarlık. Sen gel pazarlık yapalım. Açık ihalede de işler çok temiz ilerlemiyor. Şimdi problem şu. 5 kişi düşünelim. Bu 5 kişinin memleketin her yerinde çeşitli ortaklıkları var. Yani çıkar birliği var. İşte benim bir ortağım, eşim, akrabam şu olsun ya da öyle bir akrabalık ilişkisi de olmasın. Şimdi açık ihale yapılıyor. Zaten birbirlerine yakın eş, dost, çevre bu açık ihaleye katılıyor. Şimdi 3. köprü ihalesine katılanların 6-7 tane işte şirket. Bu söz konusu köprüye ihaleye katılanların başka yerlerde milyon tane ortaklığı var. O zaman ben şunu nereden bileceğim? Şimdi hem bu ihaleye katılıyorlar, kim kazanacak? En düşük teklifi veren kazanacak tırnak içinde. Ben şunu nereden bileceğim? Ya bu ihaleye katılmadan önce bunlar bir kapalı odada şöyle bir toplansalar, sen ne kadar bu işi kim alsın diye kendi aralarında anlaşsalar. Ya 7M'in bürolarında bile yapılıyor bu. Yani zaten alan 5 tane şirketse bütün ihaleleri alan 5 şirketse hele ki. Yani bir de bu şartlarda düşündüğünde. Sen şu teklifi ver, sen şu teklifi ver, sen şu teklifi ver. Ben de bu teklifi vereyim. Tamam, o zaman sende kalsın bu iş. Çünkü ben de sana şu zaman şu ihalede şu güzelliği yapmıştım, onu vermiştim sana da. Söz konusu bu tekliflerin hiçbiri işin maliyetinin yakınında olmasın. İşin maliyetinin 3 katına bu işi kamuya verelim. Ya ama açık ihale belki bu tezgahın içinde olmayan bir müteahhit de girecek belki oraya. Buna kim mani? Velev ki o müteahhit girsin, hemen bir telefon açılır o müteahhite. Ya işin içinde olanlar bunu çok böyle şey normal bir şeymiş gibi anlatıyor. Hemen o ihale şey açılır, telefon açılır. Siz bu ihaleye girmeyin. Neden girmiyorum, açık ihale değil mi? İşte girerseniz bir sonraki ihalelerinizde de bence sıkıntı yaşayabilirsiniz diye aba altından sopa gösterilsin. O da tezgaha anlasın. Ya da o da tezgaha dahil olmak için ne yapabileceğini kurcalasın. Yani işleyişin aslı aslında tamamen bu şekilde çürümüş bir şey. Şimdi ben bir şirkete niye böyle güzellik yapıyorum? Yani bir parti olarak, bir siyasi anlayış olarak böyle bir güzelliği niye yapıyorum? Demek ki o da karşılığını bana veriyor. Nasıl karşılık veriyor? Türkiye'de siyasetin finansmanı meselesi son derece kirli. Siyasetin finansmanı derken partiye para lazım. Sadece partiye değil, partinin tabanını tuttuğu, tabanını bir şekilde politize ettiği, ayakta tuttuğu, dinamik tuttuğu sosyal demokratik kitle kuruluşlarına da ihtiyaç var. Bunlar aslında modern kuruluşlar olması gerekir ama Türkiye'de maalesef onlar cemaatler, tarikatlar şeklinde ortaya çıkıyor. Ben milyarlık bir güzellik yapıyorum. Şirkete bu ihale şeyiyle, tezgahıyla, şirket de bir sonraki ihalede bu tezgahın içinde kalabilmek adına, çünkü bu güzelliği ben kamu gücüyle yapıyorum, bu tezgahın içinde kalabilmek adına söz konusu iktidar partisine tabanını tutabilecek olan işte TÜRGEV'di, ENSAR'dı, CART'tı, CURT'tu gibi yeni cemaatlere para aktarıyorlar. Bunu da böyle spekülatif olarak söylemiyorum. Nereden gördük bunu? Bu teşhir oldu. Önemli bir vakaydı bu. Başkent Gaz'dan Kızılay'a, Kızılay'dan ENSAR'a 8 milyon dolar para aktarıldığını gördük. Şimdi o zaman herkes Kızılay üzerinden niye aktarıldı diye konuştu. Yoksa vergi mi kaçırıyor? Ya vergi o işin bir şeyi değil. Kızılay'da meseleyi örtbas ediyor. Yani orada kapatıyor işi. Çünkü Kızılay'a çok meşru bir şey, Kızılay'a vermek. Bunun üzerinden aktarıyor. Şimdi böyle bir tezgahla mücadele ederken de aynı zamanda bunu teşhir etmek gerekiyor. Yani bir biçimiyle milletin, insanların anlaması gerekiyor.
geçen gün bu konu yine dedim ya, bu konu o kadar can yakıcı ki, çünkü çok büyük paralardan ve öyle bir farklılık var ki yani diğer emsallerinden çok pahalı. Mesela işte geçmiş köprüler tek geçiş, AKP dönemi yapılanlar çift geçiş. Dolara endeksli, garanti gelir ödemeli durumu var. Şimdi şeyi soracağım, yani biz bu bir şehir efsanesi mi diyeyim, onu da sana sormak için özellikle zaten şey yaptım. O aklımda soracağım. Ama geçen gün mecliste de işte bu Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetini herhalde bir vekil şey yaptı. O 13 milyar dolardan bahsetti maliyet açısından. Eğer dedi, yani tek bir yıl değil, bu zamana kadar yani kurulduğundan bugüne böyle aynı. Yani bu rakam 100 katrilyon, eski rakamla 100 katrilyon. Çünkü diyor ki 4 ayağında 160 ton altın varsa köprü tamamdır. Yoksa o köprü yapılmamıştır. Böyle bir mali yükten bahsediyoruz ve bir köprü için bahsediyoruz bunu. Ve bununla kaç tane köprü yapılır? Artık düşün. Şimdi mesela yine Ozan, Çanakkale Köprüsü yapılıyor şu aşamada. Ondan da aldığımız işte şey, geçiş sayıları ile ilgili çok konuşuldu mesela o da. Şimdi bu söz konu yani bu yap işlet devret ya da işte geniş anlamıyla kamu özel işbirliği projeleri 1980 sonrasında bütün dünyada palazlandı. Yani sadece bizim ülkemizin yaptığı bir iş değil bu. İngiltere'de mesela büyük çaplı böyle kamu özel işbirliği projeleri çıkartılıyor, yapılıyor. Ve fakat sıkıntı şu bizim memlekette. Bu zaten neoliberalizm dediğiniz şey yöntemlerinden bir tanesi. Kamu yapamaz, beceremez. Zaten neoliberalizm bir özgüvensizlik rejimi. Biz beceremeyiz, yapamayız, aman işletemeyiz biz sakın ha. En güzel bu adam işletir diyor yani. İşte gösterdiği adam da kravatını takmış. Evet, ben işletirim en güzel. Söz konusu 90'lı yıllar boyunca, 2000'li yıllar boyunca köy projeleri yapıldı bütün dünyada. Fakat sıkıntı şu. Sesini ben alamıyorum ama izleyenler alabiliyor mu? Ozan'ın sesini ben alamıyorum ama izleyenler alabiliyor mu Ozan'ın sesini? Yok, gelmiyor, sesin gelmiyor. Ben duyamıyorum sesini. Ya yayın gitti herhalde. Hayır, sesini alamıyorlarmış, evet. Bir tekrarlayalım mı yayın olmazsa? Yok, sesini alamıyorum Ozan. Sen beni duyabiliyor musun? Ayrıldı. Bir daha tekrar gel. Evet. Şimdi Ozan Bey tekrarlayacak ondan dolayı herhalde. Ben duyamadım. Siz de demek ki duyamamışsınız. Evet, geldi. Tekrar yayına geçelim. İşte bazen aksaklıklar olabiliyor böyle. Canlı yayın aksaklıkları. Evet. Geldin mi şimdi? Geldi. Demek işte Instagram'dan kaynaklanıyor tamamen. Telefon çaldı da bir yandan telefon çalırken benim sesim gitti. Evet. Ondan demek ki o zaman. Dünya Bankası'nın şeyine göre yani raporuna göre Dünya Bankası raporluyor bunu. Bayağı da gündem oluyor aslında ama işte maalesef medya gücü sınırlı olduğu için halkın öyle bir problem ortaya çıkıyor. 10 kamudan en çok ihale alan 10 müteahhitin 5'i Türk. İlk 5'in 4'ü Türk. En çok ihale alanlar diğer ülkeler hangisi derseniz bir ABD var, bir Çin var ama ABD ile Çin'in ekonomik büyüklüğü de Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü karşılaştırılabilecek gibi değil. Bir tanesinin 19 trilyon dolarlık bir ekonomi, biri 21 trilyon dolarlık bir ekonomi, biri 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Yani 20'de birinden daha küçük Türkiye'nin ekonomisi. Buna rağmen ABD ve Çin'in köy projelerinden çok daha büyük ölçülü olanların aynı şirketlerde toplandığını görüyoruz. Bu ilk beşte bir tane daha ülke var. O zaten bizim ülkemize çok benziyor. Brezilya. Benziyor dediğim aynı bu ahbap çavuş ilişkilerinin döndüğü, aynı
işte Amerika'nın eski arka bahçelerinden Sürekli krizin çıktığı. her sürekli krizlerin çıktığı bir ülke. Demek ki burada bir problem var. Çanakkale Köprüsü'nde de şimdi köy projelerindeki temel sorun şu. Türkiye'nin buna benzer büyük ölçekli projeleri kendi başına üstlenecek derinlikte sermaye darı yok. Yani tek başına üçüncü köprüyü yapıyorum ben. Tek başına Osman Gazi'yi, tek başına şuyu buyu yap. Nasıl yapıyorlar bunu? Daha Onu çok soracağım, oraya geldin işte. bir yabancı finansman şirketi devreye giriyor burada. Yani ben alıyorum ihaleyi de parayı nereden bulacağım? Bir yabancı finansman şirketi Japonya'dan, Londra'dan, Hollanda'dan, Amerika'dan bir yerden diyor ki bana birisi parayı ben vereyim ya da Katar'dan. Sen yap. Fakat sıkıntı şu. Parayı sonuçta böyle bu şirket de boşu boşuna para vermiyor buraya. Ben sana verdim IC İçtaş işte üçüncü köprüyü bu işletiyor. Parayı buldun Japonya'dan. Üçüncü köprüyü yaptın. Fakat parayı nasıl ödeyeceksin? Türk lirası cinsinden ödeyemezsin. Çünkü ne yapsın Japonya'daki adam Türk lirasını? Anlamlı değil. O zaman borcu dolayısıyla bu şirketlerin hepsinin borcu dolarla veya euro ile, avro ile, altınla neyse. Dolayısıyla sözleşme de diyor ki hükümetle kurduğu sözleşmeye. Abi ben bunu yaptım sana. Fakat ben bunu elin parasıyla yaptım. Elin parası da dolar. Şimdi sen bu sözleşmede bana TL garanti verirsen bu TL'nin yarın ne olacağı belli olmaz. Ben de borcumu ödeyemem. Ne istiyorsun? Dolar garantisi lazım bana diyor. Yani böyle tuhaf bir durum ortaya çıkmış durumda. Ya, yani Ozan gerçekten Sürekli yükselince bunun kamuya maliyeti. Çünkü bu masanın arka tarafında oturan kamu da şunu söylemiyor. Benim dolar gelirim yok. Vatandaş vergisini TL cinsinden ödüyor. Demiyor. ben onları soracaktım. Zaten onları şey yaptım. Bir de işte buradan herhalde yola çıkarak da Londra mahkemesi bir şehir efsanesi değil herhalde o zaman. Tabii. Şimdi zaten problem orada çıkıyor. Eğer ki sözleşmeyi yapan taraf işte Türkiye'deki X şirketiyle hükümet olsa kimse Londra mahkemesini karıştırmaz. Aramızda hallederiz. Türk mahkemesinin nesi eksik der. Ama problem şu. Şimdi finansmanı sağlayan o yurt dışındaki fon diyor ki ben Türk mahkemesine güvenmiyorum. Şimdi sen güzel sözleşmeyi bana getirdin dolar garantili. Yani demek ki senin garanti paran var. Bana da borcunu ödeyeceksin. Ona da eminim. Ama yarın öbür gün ödemediğin zaman ben hakkımı nerede arayacağım? Şimdi ben memlekete gelip Türk mahkemesine girsem bu sevgili Barışlar'ın güzel bir kitabı çıktı Cendere. Barış Pehlivan'la Terkoğlu'nun. Bir Fransız şirketinin Türkiye'de neler yaptığını bir alacaklı için nerelere rüşvet verdiğini hakimlere dahi rüşvet verdiğini anlatıyor. Şimdi bununla uğraşmamak istiyor o şirkette o yabancı fonda. Diyor ki Londra'yı koyalım araya hakem diye. Biz diyor sözleşmede de bunu yazıyor. Diyor ki dolar garantili kardeş tamam. Londra'da bu işe bakar. Tahkimi de Londra. Yani bu noktadan çıkıp yine şeyi, yani bu sözleşmelerin gizli tutulması veya gizli değil de ticari sır denip yani devletle özel şirket bir iş yapıyor. Benim paramı da bir iş yapılıyor ama ben o paramla nasıl bir yani devlet ne söz verdi ne belgenin imza attığını ticari sır deyip söylememesi de herhalde sürpriz olmasa gerek. Bundan dolayı o zaman. Orada da bir yorum var. Yorum dediğim evet ticari bir sır var ortada evet ama kamu yararı da var sizin dediğiniz gibi. Sonuç itibariyle bu artık bir tartışma konusu olur. Tıkanmış burada kanun. Demek ki bu tıkanıklığı aşacak bir yoruma ihtiyaç var. Mesela Selin Sayıkböke'nin bu kamulaştıracağız çıkışına Evet. birçok insan ama hukuksuz vesaire falan filan dedi. Sözleşme var ortada ve hayır bu sözleşmeler çok, çok kadük sözleşmeler. Farklı türlü yorumlarsınız. Aynı hukuku kullanarak, çünkü hukuk dediğiniz şey siyasetin sopası. Aynen öyle. Aynı hukuku kullanarak söz konusu bu şirketlerin elinden sen kardeşim alacağın parayı almışsın, makul karını almışsın, geçmiş olsun artık görüşmek üzere. Aksi takdirde 83 milyonun çıkarıyla senin çıkarın çatışıyor. Böyle bir çatışmada idarenin, kamunun tercih edeceği taraf geniş halk kesimlerinin çıkarıdır. Geçmiş olsun diyecek ve gönderecek. Başka bir çıkış yolu yok çünkü.
Çünkü bu sözleşmeler öyle 1-2 yıllık sözleşmeler olsa diyeceğim ki geçmiş ola. Ama 25 yıllık sözleşmeler, yani bu haliyle çocuklarımızdan hayır duası beklemenin bir anlamı yok. Çok çok ağır, ağır maliyetler. Şimdi Niğde'de yol yapıldı. Bir ilk etabı yapıldı zannedersem. Tamamlandığı zaman 115 lira artı orada da hatta şey dediler Ozan, son projelerde hani ABD'ye ayar veriyoruz şeyiyle. Çok ne komikti. Dolar artık dolardan çıkıyoruz, euroya geçiyoruz dediler. Son projelerinde euro üzerinden garanti verdiler. Orada da 115 TL'ye falan tekabül ediyor. Alternatif ücretsiz bir yol. Ben de annem taraf falan oraları, Niğde tarafını biliyorum. Yani alternatif ücretsiz olan dümdüz bir yol. Ben niye o 3 saatlik yol Ankara-Niğde arası 115 lira? Yani akıl alacak gibi değil. İşin bir de o Şey... hep finansman boyutunu tartışıyoruz ama işin bir de sosyolojik boyutu var. Biz yurttaşız, müşteri değiliz biz. Yani 83 milyonluk bir müşteri yarattı aslında bu rejim, bu şekilde bu hale gelince. Yani ya kardeşim, ben bu kadar her şeye para veriyorsam vergi niye veriyorum yani? Yani Neyin karşılığında ben vergi veriyorum? Okul paralı. Söz verdiğiniz eğitim sistemi ideolojik ve ben orta sınıfların, orta direğin, benim çevremdeki birçok insan çocuklarını özel okula göndermeyi düşünüyorlar. Çok zengin olduğundan değil, yani böyle öğretmen, memur kesimi de özel okula göndermeyi düşünüyor. Yani niye diyorum özel okula gönderiyorsun? Hiçbirimiz özel okulda okumadık. Geçmişte böyle özel insanlar özel okulda okuyorlardı. Yani biraz daha böyle sermayedar insanlar özel okullarda okuyorlardı. Niye gönderiyorsunuz? Şundan korkuyor, rakıma karışacak diyor 3 sene sonra, 2 sene sonra. Annesinin başı açıksa çeşitli laflar edecek, aile gerilecek. Güvenmiyor. Yani bir ideolojik bir şey olduğu için güvenmiyor ve gerçekten çok zorlanarak, yani bütçelerini çok zorlayarak insanlar özel okula gönderiyorlar. Gerçekten pıtrak gibi artan, her yerde artan, işte bir kentte eskiden özel bazı okullar olurdu böyle, çok kaymak tabakanın gittiği. Şimdi onlarca özel okul var. Kim gönderiyor buraya çocuklarını? Herkes mi patron? Yok. Çeşitli böyle gönderen, aile çocuklarını özel okula gönderen arkadaşlarla veya işte tanıklarımla konuşuyorum. Ya diyorum, sınıfın sosyolojik ya da ekonomik durumu nedir? Hepsi bizim gibi diyor. Bizim gibi dediğimde işte memur, işte beyaz yakalı, mühendis. Yani eline ayda 6 bin, 5 bin lira, 6 bin lira geçen, eşi de çalışıyorsa eğer, hadi diyor koleje gönderirim. Çünkü güvenmiyor. Maalesef. Yani burada tabii yani sistematik bir şey var ve sağlıkta da olduğu gibi, eğitimde de olduğu gibi özele bir şekilde zorlayan bir sistem var. Dediğim gibi biz vergiyi yıllarca hep şeydi, yol su elektrik olarak size geri dönsün diye bir şey vardı ama bugün yol su elektrik olarak dönüyor ve daha da pahalı olarak bize geri dönüyor. Yoldan, elektrikten de vergi alıyor. Şimdi yine dediğin gibi bugün yine bir şey vardı. Parlamentoda Ulaştırma Bakanlığı'na soru önergesi olarak sorulmuş ve alınan cevap da çok CHP milletvekili Tarhan'dı zannedersem. Çok saçma bir cevap aldım diyordu. Osman Gazi'de geçiş ihlalinden dolayı 4 katı faizle vatandaşa geri dönüş olmuş. Bunu Ulaştırma Bakanlığı'na sorduğu zaman bakanlıkta cevabı farklı bir madde üzerinden cevaplayarak böyle gayri lakayt bir cevap vermiş milletvekiline. Yani bunların sözleşmeleri düşün ki işte ne kadar şey yapıldıysa hep hani sen dedin ya bu işin bir sosyolojik tarafı var. Biz müşteri değiliz. Maalesef mesela biz Osman Gazi falan şeyi hiç hep birinci sınıf aracı çok konuşuyoruz. 117 eğer İzmir falan komple gidiyorsa 283 lira mı veya 293 ama bir tırı düşün. Tır Çok da için 900 lira filandan bahsediyoruz. Bir gidiş İzmir'e buradan İstanbul'dan gidiş 900 lira. Ankara için 400 kilometreye yakın oradan biraz daha az olsa da 142 lira. Arada yani dağlar kadar fark var. Şimdi hem demin finansman modelinin nasıl bir sakıncalı olduğunu konuştuk. Aynı zamanda bir sosyolojik sorun yaratıyor. Vatandaşı müşteri yerine koyuyor. Bir de ekonominin, kaynakların adil dağılmaması, doğru dağılmaması açısından da kötü. Mesela bu malları ayırırken, sınıflandırırken kamu malı ve özel mal
diye iki ayrım yaparlar. Kamu malı nedir? Örneğin en çok verilen, fakültelerde en çok verilen örnek deniz feneri örneğidir. Nedir o? Fiyatlanamaz. Yani deniz fenerin önünden geçenden para alamazsınız. Bu yalnızca doğa, yapısı gereği böyle değildir. Para almaya kalkarsanız etkin işleyişi de bozarsınız. Çünkü aynı zamanda siz deniz fenerinden para almaya kalkarsınız, lojistik maliyetleri artar gemilerin. Yani der ki yani der ki ben şuradan şuraya mal götüreceğim. 3 tane deniz fenerinin önünden geçtim diye şu kadar para veriyorum. Bu kadar para veriyorsam benim lojistik maliyetim artıyor. Lojistik maliyetim arttığı için ben fiyata bu şekilde yani etkinsizlik yaratır. O yüzden malların tümü kamu tarafından sunulmalıdır. Ve bedava sunulmalıdır. Çünkü aksi takdirde liberal bir ekonomi dahi işlemez. İşte yol da böyledir. Yol kamu malıdır. Yola aynen, para ayırırsanız, para verirseniz şu sıkıntıyı yaşarsınız. Lojistik maliyetler artar. Antalya'dan İstanbul'a sebze taşıyan nakliye firmasının maliyeti artarsa İstanbul'da domates daha pahalı olur. Ve bu bütün mallar için geçerli. Bu aradaki para da halka değil, işte belli bir azınlık dediğimiz çok küçük bir azınlığa gider. O da yine işte gelir dağılımındaki eşitsizliğe. Aman ha bak, İstanbul Baro Başkanı da yayınımızı takip ediyor. Konuşmalarımızda hukuki şeyi aşmayan Sayın Baro Başkanımıza da saygılar sunuyoruz. Çok değerli bir hukukçu. İnşallah onunla da bir yayında denk geliriz. Ozan, çok tutmamak adına son olarak zaten dedim ya, hiç hani seninle hiç konuşma yapmadık. Sadece bir konu başlığını herhalde geçen haftadan şey yapamadık dedik. Onun dışında hiçbir konuşma yapmadık ama benim hazırladığım soruları hani demek ki yayına hiç mi hazırlanmıyorsun kardeşim? Böyle ama bu kadar şey hazırladım. Ama müthiş abi, bu da bir teknik yani, gayet şey. Ama sen konuşmalar için hiçbir soruyu sormama gerektirecek şey bırakmadın. Hepsini zaten. Ya ben genelde soru soran taraf oluyorum ya abi. Aslında böylesini biliyorum, ondan böyle oluyor demek ki. Son olarak şunu diyeceğim. Yani şimdi bu süreçte 18 yılda alınan dış borç, iç borç ortada. Maliye Bakanı'nın dediğin gibi herhangi bizim gibi vatandaşlara baktığı zaman görebileceği boyutta bir 80 yılın toplamının 3 katı dış borç alınmış, 5 katı iç borç alınmış. Bunun dışında 60 küsür milyar dolarlık falan özelleştirme yapıldı deniyor. Bu paralar harcanıyor bütçe haricinde. Diğer bazı şeyleri saymıyorum. İşsizlik fonudur, bedellidir, gayrimenkul falan, bu dönemde böyle şeyler de çok fazla. Bunlar da harcanıyor ve sonucunda bu kamu ortak, özel ortakla yapılan yol, köprü, tünel, havalimanı, hastane gibi. Bunların da büyük bir yekünü ilave olarak, borç olarak üstümüze kalacak. Bu paralar nereye harcandı Ozan? Aslında çok büyük ölçüde altyapı projelerine harcandı. Yani AKP'nin geldikten sonra aslında 2000 yılı itibarıyla, yani 2002 Kasım'a kadar gitmeye gerek yok. Üçlü koalisyon dönemi itibarıyla Türkiye IMF kıskacı altına girmiş ve çok sert bir neoliberal program uygulaması dayatılmıştı Türkiye'ye. Bunu üçlü koalisyon hükümetinin beceremeyeceği düşünüldü ve bence emperyalist bir müdahaleyle tek başına bir siyasal İslamcı parti Türkiye'nin başına getirildi ve Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde IMF ile en uzun süre çalışan hükümeti de AKP hükümetiydi. Yani hiçbir hükümet 7 yıl boyunca, 2002 Kasım'dan 2008'in sonuna kadar 7 yıl boyunca, 6,5-7 yıl boyunca IMF ile çalışmadı. Bu süre içerisinde borçtaki artış da hızla arttı. O süreçte, yani ilk AKP'nin ilk 6 yılında borçlanma arttıkça Türkiye aynı zamanda da büyüdü. Çünkü ne kadar çok borç alırsanız o borcu bir ya tüketir ya yatırırsınız, yatırıma ayırırsınız. Bir, aynı zamanda hane halkı tüketimi arttı bu borçla, aynı zamanda yatırım arttı. Şimdi diyeceksiniz ki ben hane halkı mensubuyum, benim dış borç benim tüketimi nasıl arttırıyor? Banka kredileri aracılığıyla vatandaşlara satılan paraların finansmanı aslında bankalar aracılığıyla dış borç olarak ikame edildi. Hatırlayın, 2008-2009'da sokaklarda kredi kartı satılıyordu. O söz konusu kredilerin karşılığı neredeydi? O söz konusu kredilerin karşılığı dışarıdan alınan borç paraydı. Fakat bu para
bir, dediğim gibi hane halkı tüketimini palazlandırdı. İki, yatırımı palazlandırdı. Diyeceksiniz ki yatırım kötü bir şey mi? Ama nereye yatırımı palazlandırdı? Burada siyasal İslamcı hareketin ideolojisinde bir problem var. Aslında çok daha büyük, çok ciddi bir fırsat. Bu kadar büyük bir para akışı var memlekete. Cidden bu şey yapılabilirdi. Kuvvetli bir sanayileşme hamlesi yapılabilirdi. Yani teknolojik bir atılım yapılabilirdi. Ama paranın en hızlı kazanılacağı yer olan inşaata yatırılmak tercih edildi. Burada büyükten küçüğe fark etmeden bütün inşaatçılar bu anlamda bir miktar meseleden para kazandılar. Daha sonra anlaşıldı ki pasta küçülüyor, inşaatçıların küçükleri batmaya başladı. Burada inşaatçıları hızla palazlandıran önemli bir yenilik de konut kredileri oldu. Şimdi daha önce 90'lı yıllarda ya da 80'li yıllarda bankalar uzun vadeli tüketici kredisi veremiyorlardı. Çünkü enflasyona güvenemiyorlardı. Bir anda %100, %40 buna benzer enflasyonlar varken böyle 15 yıllık, 20 yıllık kredi açmayı çok riskli buluyorlardı. Ama enflasyon kontrol altına alınca 2003-2004 yılları itibariyle yani tek haneye düşürülünce artık bak ve arkada da IMF desteği olunca bankalar konut kredisi satmaya başladılar. Bu söz konusu konut kredileri, piyasaya sürülen konut kredileri iki sonucu oldu. Bir, ev fiyatları çok hızlı değerlendi. Çünkü talep çok. İkincisi, ev sayısı, hacmi, stoğu çok hızlı değerlendi. Yani bir memleketin olağan koşullarda 30 yılda yapması gereken konut stoğunu 3-4 yıl içerisinde hallettik. Fakat bu 3-4 yıl içerisinde bunlar halledilirken ekonomi yönetiminin veya hükümetin bir B planı oluşmadı. Şimdi böyle hızlı bir büyüme var ortada. Ve bu büyümenin ivmesi, lokomotifi de inşaat. Söz konusu kazandığınız parayı sanayileşmeye yatırmaz isek bu sürekli olmaz. Çünkü sürekli ev yıkıp satamazsınız. Yeni bir ev de alamazsınız. Talep bellidir. Ve artık problem ortaya çıktı. Sanayide bu kadar az para kazanılırken, inşaatta bu kadar çok para kazanılınca sanayiciler de inşaata girmeye başladı. Ya bu memlekette Koç Sabancı bile müteahhitlik yaptı yani 2000'li yıl. Olacak iş değil. Ve daha sonra 2010'lu yıllarda sermaye birikim rejimi çöktü böylece. Paranın kazanılacağı yer yok. Yani gerçek anlamda garantili bir biçimiyle riski az ve kuvvetli bulunacak bir yatırım kanalı yok. Nereden para kazanacaksınız? İşte şapkadan çıkardıkları tavşan da kamu özel işbirliği projeleri oldu. Çünkü nereden para kazandıracaksınız sermayedere? Yatırım yapılacak yer mi var? Bugün şimdi Türkiye'de böyle bir anket yapsak ben eminim şöyle bir sonuç çıkacağına. Parası işte birkaç yüz milyon lira olan parası olan insanlara soralım. Bu kadar paranız var. Ekstra bu kadar daha veriyoruz. Nereye yatırırsınız paranızı desek? Size söyleyeyim. Reel yatırım cevabı veren olmaz. Yani şu fabrikayı açarım, şunu yaparım, bunu yaparım diyen olmaz. Finansal yatırım cevapları verirler. Altın alırım, dolar alırım. Demek ki bu memlekette üretim namına bir şey yok. Ve üretim namına bir şey de bu artık sakız gibi söyleniyor. Bu üretim namına olan şey aslında bir miktar sosyolojiyle de ilgili, toplum kalitesiyle ilgili, kültürel beşeri sermaye ile ilgili. Şimdi bu memleketin 83 milyonunun yarısı asgari ücretle geçiniyor. Bu resmi veriler artık bunları söylüyor. Evet, geçen Fox TV'de %43 oranıyla dünyada en önde gelen ülkelerden birisiyiz. Birinci, yani daha çok asgari ücretin bu kadar ortalama ücrete yakınsadığı başka bir memleket yok. Bu memlekette okuyan niye okusun, kendini geliştiren niye geliştirsin, sosyal asansör durmuş, bir kişi sınıf atlaması gibi bir hayali yok artık. Ya Gençlerin bilgi ve emeğin karşılığı yok Ozan. yok tabii canım yok. Yani böyle bir karşılık da olmayınca insanlar niye emek versinler de şey yap. Herkes böyle bir rejimde tel tel dökülüyor dolayısıyla. Herkes kısa yoldan nasıl para kazanırım? Bitcoin mi alsam? Altın alıp satarak para kazanılır mı? Ya benim başıma geliyor. Sürekli gittiğim markette kasiyer olan arkadaş sürekli şey konuşuyoruz. Hangi hisse senedi değerlenecek? Ya şimdi normal şartlar altında asgari ücretle veya o civarda geçinen bir insanın bunları düşünmesi mantıklı mı değil? Eskiden borsa oynama işi böyle biraz şeydi. Zengin işiydi. Şimdi herkesin derdi, hayali Bitcoin aldım 500 lira. O 1000 lira olur mu? Dolar aldım bakayım. İşte 8.50'de sattım, 7.5'da alırsam ne olur? Bu
toplumsal olarak da sağlıklı bir işleyişin olmadığını aslında gösteriyor bize. Ya gerçekten şu var. Bu sosyolojik şeyi tekrar rayına oturtmak için herhalde yani devlet mekanizmasının bu işte kamunun el alıp üretim ve daha çok işte tarımda, sanayide üretim modeline dönüştürmesi lazım. Yoksa dediğin gibi bireysel olarak artık bunun öyle hani gönüllü olarak gider birisi köyünde falan işe geçer ama bu iş tekrar kamuda bir disiplinle üretim, tarımda ve sanayide işte bugün şeyi gördük herhalde Ozan yine o da düştü. Bu da aslında bağlantılı. Trans yağlar artık şeyde yazmayacak diye. Zaten tatlandırıcı yani bu tatlandırıcı falan diyoruz ama bunlar aslında çok büyük bir sektörün şeyini itibar ediyor. Yapay tatlandırıcı kullandıkça biz pancar tarımını pancara bağlı büyük bir sanayiyi yok ediyoruz. Bu trans yağla da pamuktan ayçiçeğe kadar ve ayçiçeğin bütün sanayi kollarını o yüzden çok ciddi kamunun oturup yani gerçekten üretimi hem tarımda hem sanayide ve onun gerektirdiği bilgi ve emek kültürünü de desteklemesi gerekiyor. Hem emeği hem bilgiyi iki kanalı desteklemesi gerekiyor. İnşaat dediğim gibi kısa vadeli iyi para kazanma metodunu o kamu seçiyor. Vatandaş da bunun başka modellerini seçiyor. Biz yaşadığımız yerlerde görüyoruz. Yani şehirde dolaştığın zaman gerçekten görüyorsun. Mesela işte ben İstanbul Taşdelen'de oturuyorum. İşte İstanbul'un en uç hani şehirlerin hep uç noktalarında sanayi kalır ya. Karton fabrikaları, işte küçük tesisler. Şimdi oralarda kapanıyor. Yerine ya AVM, ya site, ya da kebapçı, pastaneci gibi tamamen tüketim üzerine bir dönüşüm devam ediyor. Son olarak senin söyleyeceklerini alalım. Yavaş yavaş seni de yormamak için. Ben açıkçası ekonomistlik deyince meselenin yalnızca finansal boyutuyla ilgili konuşanları eleştiriyorum açıkçası. Hepsi tanıdığım insanlar ama bu mesele yalnızca finansal bir mesele değil. Artık yapısal bir sorun var ortada. Memleketin %70'i bordrolu. Bordrolu insanlar tatile gidebilecekleri bir memleket yaratırsanız büyüyebilirsiniz. Karşılıklı eşiyle beraber karşılıklı iki kadeh rakı içemeyen insanlara rakı günah, bizim de içki içmemiz lazım derseniz size gavur derler. Yani siyasal İslamcı rejim aslında son derece sınıfsal bir rejim. Nasıl ki 1960'lı 70'li yıllarda sınıf hareketi üzerinden yükselen öğrenci işçi eylemlerinin karşısına siyasal İslamcıları yerleştirdiler. Şimdi de aslında bunların panzehirinin ben Türkiye'nin ücretli kesimlerinin korunması olduğunu düşünüyorum. İdeolojik bakmıyorum, yani sadece ideolojik değil dediğim şey. Bir biçimiyle Türkiye'nin bu cendereden sıyrılması gerekiyor. Son olarak dediğim güçlendirmek adına onu söyleyeyim. Türkiye'de bu kadar çok kamu kaynağı var. Demek ki ne kadar da zenginmişiz diyoruz aslında. Yani bu kadar çok yenilmesine rağmen. Halbuki bu paraların milyonda biriyle çok daha düşük paralarla Bodrum'a, Çeşme'ye, Dalaman'a, Türkiye'nin en güzel, dünyanın en güzel sahillerine yapılan sosyal tesislerle bu memleketin işçileri, çalışanları tatil yaptırılabilir. Yeter ki düşünelim. Örneğin Cumhuriyet'in önemli bir projesi Sagra. Sagra, Nutella'nın ikamesidir. Sagra projesi şimdi Türk fındığıyla buna benzer işler yapılıp Ordulu, Rizeli, Trabzonlu vatandaşlar bu memleketin en güzel yerlerinde tatile gönderilebilir. Karabük Demir Çelik fabrikalarında çalışan işçiler hemen Filyos'ta otellerde konaklanabilir. Yılda en azından 10 gün, 15 gün, 20 gün orada tatil yapabilirler. O tatil dediğiniz şey o kadar önemli ki o zaman görür. Aa, der. Demek ki dinlenmek, demek ki şöyle huzur içinde uzanıp işte meşrubatını yudumlamak ne kadar değerli bir şey. Şimdi Türkiye'de memleketimizin 90'ı için kader ölümden sonra başlıyor. Hayat ölümden sonra başlıyor. Bu dünya artık bir sınavdan ibaret zannediliyor ve bunu yutturanlar, memlekete bunu yutturanlar parayı hamuduyla götürüyor. Yani muazzam bir O tezgah. meşrubatı yudumlayıp halka onu bu dünya sınavdır. Sen sınava çalış, ben burada meşrubatımı yudumlayayım yapıyor. Tabii. Şimdi şey çok büyük adam, yani Mustafa Kemal çok büyük adam. Bu şeyde şimdi uzanıp almayayım ama
Kılıçer'in anılarında bir anısını anlatıyor. Gülhane Parkı'nda, şimdi bu aralar içki konuşulduğu için anlattı, aklıma geldi. Gülhane Parkı'nda böyle bir halk toplantısı olmuş. Gazi de rakı içiyor. Gazi'nin rakı içtiğini ve halk içinde rakı içiyor yani. Rakı içtiğini yadırgarlar diye danışmanları mı artık çevrede kimse uyarıyor. Mustafa Kemal de bunun üzerine bir açıklama yapma isteği duyuyor. Diyor ki bu zamana kadar diyor bu memleketi yönetenler sarayların arkasında gizli gizli içerlerdi. Müraycen içerlerdi. Utançla içerlerdi. Ben sizin şerefinize içiyorum. Cumhuriyet budur diyor. E şimdi 3 kuruşluk rakı zevki, 2 kadeh rakı zevki bu memleketin 1000 yıllık geleneği. 2 kadeh rakı içen insanlardan şu eşiyle beraber bir de yani şeyde eş çocuğuyla beraber 2 kadeh rakı içen insanlardan bu memlekete hiçbir zarar gelmedi. Ben görmedim yani. Gerçekten. Ama bir bahanesini bulup hemen onu da yasaklamak bu pandemi koşullarında herhalde alınacak en komik önlemlerden bir tanesiydi. Öyle bitireyim ben aslında. Ya akıl alacak gibi değil. Ozan, çok teşekkür ediyorum. Ben de son bir ilave yapayım dediğine gerçekten. Bir tatil yerinde bir Fransız çiftle karşılaşmıştık. Benim eşim de memur. Ben şimdi emekli oldum ama daha o zaman çalışıyordum. O zaman biz tabii kendi ülkemizin içinde nerede Çandarlı taraf İzmir'in bir ilçesindeydik. Sordu yurt dışına hiç tatile gittiniz mi? Biz dedik ki yani dört başı mamur ilk defa eşimle tatile çıkıyoruz dediğim zaman şaşırıp kalmıştı. Şaka mı yapıyorsun dedi. Dedim ancak fırsat bulabildik eşimle. Evlendik işte borçlu harç bitti. İlk defa dedim eşimle ülkemiz içinde bir tatile çıktık dedim. Daha önce çıkamıyorduk dedim. Onlar ülkeler arası seyahat. Dediğim gibi bir insanın hiç düşünmeden rahatlıkla tatil yapabileceği çalışan her insanın ama işçisi, memur yani her insanın rahatlıkla ve o sosyal tesis dediğini çok iyi sen onu da çok iyi gözlemlemişsin. Ben de kamu çalışan olarak çok iyi biliyorum ki böyle çok 5 yıldızlı kamu tesisleri yapılıyor bazı yerlerde adı sosyal tesis diye geçiyor çünkü resmiyette öyle kimse yaptıramaz. Ama oraya sadece bakan, genel müdür gibi kişiler ve akrabaları dışında kimse gidemiyor. Evet. Bunların filan tutar tarafı yok. Yani ben böyle şeyleri ömrüm boyunca hep o yüzden hatta kamu sosyal tesislerini hiç kullanmamışımdır. Kendimizin olduğu halde ben hiçbir zaman talep edip de istekli olarak dahi gitmedim. Böyle şeylere çünkü genele yayılmadığı için ben bize ayrı sunulmuş imkanları çok doğru bulmadım. Halkın hepsi her şeyden tam anlamıyla yararlanabilmeli. Dediğim gibi o Rize'deki köylü veya işte başka yerdeki işçi bir ay böyle gidip 5 yıldızlı yerde oturup güzel bir tatil yapmamıştır. Bütün hayatı işte aslında çalışıp çoluğunun çocuğunun ama onu işte öyle bir şartlamışlar ki yani ona insanca bir şey önermeyi de kendini aslında bir şey gibi görüyor. Bunlar aslında iyi dillerle anlatılmalı. Yani o insanları şeyle değil de bu şekilde çok güzel şekilde yani her şey böyle siyasi şey olarak karşıtlıklar olarak falan değil. Bu ülkenin her insana yetecek kaynağı var. Yeter ki ülkeyi yönetenlerin öyle de olmasa bizim talep etmemiz lazım. Vatandaşın çoğu diyor ki talebe ben de yıllarca devlet memurluğu yaptım. Yani halkın görevi hep talep etmektir. Bu böyle kötü bir şey değil ki. Eleştireceksin. Hep eleştirel tarafta olmak zorundasın. Vatandaşın görevi biat etmek değil. Ondan sonra bir sonraki gelen de yapar diyorsun mesela. Geçmişte de işte şu müteahhit evet öyleydi. O da hükümetin adamıydı. Bugün belki daha büyük rakamlar yendiği için biz daha acı olarak fark ediyoruz ama Özal döneminde, Çiller döneminde, Demirel döneminde, Menderes döneminde bu müteahhitlerle olan ilişkiler hep böyle maalesef müteahhitten yana, halktan yana değildi. Belki bir Mustafa Kemal dönemi, işte Atatürk'ün döneminde birazcık daha halkçıydı. Sonra tekrar bu hep sermayeden yana, hep ya tamam onlar da kazanacak ama burada dengeyi sadece onlardan yana kurmak, vatandaşı yok saymak, halkı hiç yani çok az bir gelire mahkum etmek. Bunu da şükretin işte ne istiyorsunuz daha hani bu düzene karşı gelmeyin diye demek de akıl işi değil.
İnşallah dediğimiz gibi yani bu sistemin topyekun bir düzelmesi gerekiyor. Verdiğim bilgiler için çok sağ ol. Yine yani böyle bir şey olursa Ozan, seninle sohbet etmek, senden bu bilgileri almak da çok güzel. Çünkü bakış noktamız da benzer noktadan olduğu için hani benim çok soruyu hazırlasam da o sorulara şey yapmamam gerekiyor. İnşallah yine denk geliriz. Böyle bir konu biriktiririz. Biraz yüzünü eskiteyim, ondan sonra yine sana çok sağ ol Ozan. Zaman ayırdın bize. Bilgilendin. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Dinleyen bütün dostlara selamlar. İyi akşamlar, sağ olun.